Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracını geliştiren Ares Tersanesi ve Meteksan Savunma, Ulak Araç ailesinin yeni üyesini tanıttı. Ulak ailesinin ikinci üyesi Denizaltı Savunma Harbi insansız deniz aracı olacak. Derinlerde saklanmak yok sloganı ile duyurulan araçla, saklanmak için karanlıklar güvenli değil mesajı verildi. Denizaltı Savunma Harbi aracında 2 adet torpido kovanı yer alıyor. Denizaltı Savunma Harbi insansız deniz aracında 2 adet hafif torpido, sonar, deniz gözetleme radarı ve elektro-optik keşif gözetleme sistemi yer alıyor. Meteksan Savunma ve Ares Tersanesi 2020 yılında Ulak Araç ailesini tanıtmıştı. Ailenin ilk üyesi silahlı insansız deniz aracı ile yakın zamanda atış testi yapılması planlanıyor. Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen araç, karadan karargah komuta merkezinin yanında mobil araçlarla ve uçak gemisi, fırkateyn gibi yüzer platformlardan da komuta edilebiliyor. Ulak, keşif su üstü harbi, asimetrik harp, silahlı eskort, kuvvet koruma, stratejik tesis güvenliği, gözetleme ve istihbarat gibi görevlerin icrasında etkin rol alacak. Ulak araç ailesi 400 km seyir menziline, saatte 65 km sürete, gündüz gece görüş kabiliyetine, milli kriptolu haberleşme altyapısına sahip olacak. Araç, farklı operasyonel harekat ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde füze sistemlerinin yanı sıra elektronik harp, karıştırma gibi farklı tiplerde faydalı yükler ve farklı haberleşme ve istihbarat sistemleriyle donatılabilecek. Bununla birlikte kendisiyle eş veya farklı yapıya sahip diğer insansız deniz araçlarıyla operasyon yapabilecek ULAK, insansız ve insanlı hava araçlarıyla müşterek harekat geliştirebilecek. ULAK, sadece uzaktan kontrol edilen bir insansız deniz aracı olmanın haricinde, yapay zeka ve otonom davranış özellikleriyle üstün ve çağın ilerisinde yeteneklerle donatılacak.